Nedret Ersanel, F-16'lar meselesi, hep aklımda diyerek. Türkiye'nin ABD'den 40 adet Block 70 F-16 savaş uçağı ve 80 F-16 modernizasyon kiti satın almak istediğini biliyorsunuz. Yaklaşık 6 milyar dolarlık bir paket. Bu süreci zora sokan ve kolaylaştıran gerçeklikler var. İki ülke ilişkilerini tarihlerindeki en kötü noktaya iten bir dost ve müttefik olarak ABD'nin S-400, F-35'ler, terörist başı Gülen ve FETÖ ile PKK'ya yardım ve yataklık başlıklarındaki tutumu, açmazlar, el almazlar dosyası olarak zaten cepte duruyor. Bir de son dönem flörtleri var, mesela stratejik mekanizma. Somut çıktı beklentisi düşük görünse, hatta Yunanistan'la yapılan ve sayısı 3 basamaklı rakamlara doğru giden istikşafi toplantılar kadar değer biçilse de buradan umut çıkaran da çok. Orta alt seviyede artan ve Ukrayna krizinin getirdiği şartlar altında belirginleşen temaslar, örneğin ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı 2. Adam Sayın ve Ukrayna Savaşı'nın 2013-14'ten beri başrol oyuncusu konumundaki Victoria Nuland'ın Türkiye ziyareti, Sayın İbrahim Kalın'ın mevkidaşı Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'la neredeyse periyodik görüşmeleri, yakın dönemin en belirgin işlerinden Rusya-Amerika arasında mahkum takası, nihayet 18 Mayıs'ta gerçekleşecek Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu'nun ABD ziyareti. Elbette artılar eksiler kadar güçlü değil, ancak ortada gerçek var. Başkan Biden'ın seçilmesinin ardından mesafeli ilerleyen ilişkiler, özellikle Ukrayna Savaşı'nın ardından niteliğini tartmak henüz zor görünse de nicelik olarak yoğunlaşmış görünüyor. Esasında mesele bunların hiçbiri değil. Sorun şu, Ankara ve Washington'ın iki ülke ilişkilerinin bu aşamasından beklentileri belli. İyi de muratları ne? ABD, Türkiye beklediğimiz türden bir müttefik mi? Belli ki Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin pozisyonu, değeri ve F-16 talebi arasındaki ilişki, Ankara-Washington denklemini kurmakta iki tarafa da potansiyel fırsatlar sunuyor. Ama ne, nereye kadar? Beyaz Saray'ın Türkiye'ye F-16 satışı için Senato'ya cevaben yazdığı mektup elbette önemli ve bu konuda gücü bulunan kongre üyelerinin kararını da etkileyebilecektir. Tabii kolayca değil. Konu üzerine Batı kaynaklı okumalar, kararın ve arkasının Türkiye'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam etmesine bağlı olduğunu, hatta bölgesel ve küresel sahir anlaşmazlıklarda da bunun beklendiğini söylüyor. Yine belli ki onlar açısından Türkiye hala rayında değil. Rahatsızlıkları var. Oray her neyse ABD bakışında yoldan çıkmak kabul ediliyor. Bu şaşırtıcı değil. Dediğimiz gibi kongrenin ilgili üyelerinin Türkiye'ye F-16 satışını engellememek konusunda Beyaz Saray'ın telkin tavsiyelerini dinlemeleri de olası. Hatta bahsettiğimiz okumalar içinde senatörlerin bu eğilimde olduğunu söyleyen ilk ağızdan açıklamalar da mevcut. Aynı eğilimler Ankara'nın doğal NATO süreçlerinin paydaşı olarak attığı adımların üzerinde politikalar üretmesini de bekliyor mu? Mesela Rusya ile ilişkilerine Amerikan beklentilerine uygun çeki düzen vermesi isteniyor mu? Mesela Suriye, Irak, Akdeniz, Azerbaycan, Ermenistan, Pakistan, Afganistan, hatta küresel konularda örneğin Çin için aynı yönde beklentileri var mı? Daha ileri gidelim mi? Finlandiya ve İsveç'in Mayıs ortasında NATO'ya üyelik başvurusu gerçekleşirse Ankara'nın tavrı üzerine de hayli tartışmalar yaşanacak. Dönersek, Türkiye'ye yönelik halisane duyguları ile tanınan Senatör Robert Menendez şöyle diyor. Türkiye'nin beklediğimiz türden bir NATO yani ABD müttefiki olup olmadığına karar vermemiz gerekiyor. Birçok şey de bizim çıkarlarımıza ters düşen şekillerde çalışıyor. Yönetim, Beyaz Saray, Türkiye'yi olmasını istediğimiz gibi görmeyi bırakmalı. Beyaz Saray, Türkiye'nin Erdoğan'ın yönetiminde olduğunu anlamalı. Menendez bunu F-16'lar bahsinde söylüyor. Anahtar cümleler şunlar. Beklediğimiz türden NATO müttefiki ve Türkiye Erdoğan'ın yönetiminde. Güzel, anlıyoruz ki beklenen türden NATO müttefiki demek eski Türkiye'yi istiyoruzdur. ABD hiç ders çıkarmıyor, ısrarla anlamıyor, görmüyor bile. Küçük Amerikasını geri istiyor. Oysa büyük Türkiye var artık. Erdoğan'a sevgileri bitmez. Açık, ABD-Türkiye ilişkilerindeki yeni ılımlı gelişmelerde tarafların temennileri, hedefleri farklı. Türkiye bunun farkındaysa mesele yok. Amerika'nın Türkiye'ye bakarken görmek istediğiyle uzlaşmak mümkün değil. Ankara'nın F-16 talebi F-35'leri telafi etmek, öncelikli olarak milli ve yerli muharip uçaklar hazır olana kadar açık kapatmak, belki F-35 projesinden doğan mali açıkları tazminatı tahsil etmek düşüncelerinden kaynaklanıyorsa, hiç şüpheniz olmasın bu projeden kalan alacağımızın da üzerine gözlerini kırpmadan yatarlar, her ülkeyle olduğu gibi Amerika ile de ticari ekonomik çizgiyi korumak, önümüzde seçimler var, o süreci de Washington'ın gerçek düşüncesi olan Erdoğan'dan kurtulmak gerektiği aklıyla Türkiye'ye saldırma arzusunu daraltmak, yönetmek, yönlendirmek niyeti barındırıyorsa sorun yok.
Ama Türkiye'nin Amerika'daki imajı değişiyor, yok kongreden yeşil ışık vesaire mayınlarına hiç basmadan, kanmadan, hep aklımda diyerek. Nedret Ersanel. Abdullah Muradoğlu. Ukrayna halkını umursamıyorlar. Şurası çok açık. ABD ve İngiltere, Ukrayna'nın Rusya ile müzakere masasına oturmasını istemiyor. Kiev ziyareti sonrasında Polonya'da konuşan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ederken yaptıklarını yapamayacak kadar zayıfladığını görmek istiyoruz dedi. Rusya'nın sahadaki askeri başarısızlıklarına vurgu yapan Austin'in açıklaması, ABD'nin Ukrayna stratejisini bütün açıklığıyla gözler önüne seriyor. Rusya'nın zayıflatılması temel bir amaç olduğuna göre Ukraynalıların son nefere kadar savaşmaları gerekebilir. Amerika'nın etkili yayınlarından Foreign Policy dergisindeki bir yazısında Michael Hirsch, ABD Başkanı Rusya'yı zayıflatma stratejisiyle Ukrayna Savaşı'nı küresel bir savaşa dönüştürüyor olabilir, diyordu. Hirsch, ABD ve NATO müttefiklerinin Putin'e teslim olmak veya askeri yıkımı ikiye katlamak dışında çok az seçenek bıraktıklarını da belirtiyordu. Hirsch'e göre bu politika savaşın Ukrayna'nın ötesine genişleme ihtimalini bir hayli artırıyor. ABD'nin Rusya'yı zayıflatma stratejisi çerçevesinde Ukrayna Savaşı'nın araçsallaştırılması Kiev ve Moskova arasındaki ateşkes görüşmelerinin neden sekteye uğradığını açıklıyor. Öte yandan bazı stratejistler ise ABD için bu araçsallaştırmanın Çin'in ileriki yıllarda Tayvan'a müdahalesiyle çıkabilecek çatışmayı yönetme amacına dönük bir test olarak görüyorlar. Gelinen noktada küresel sonuçlar doğuran Ukrayna Savaşı ABD ve Rusya arasında vekalet savaşına dönüştü. ABD'nin Kiev'e askeri yardımlarının niteliğinden de anlaşılacağı gibi bu destekler Ukrayna'nın kazanmasına değil savaşı uzatmaya dönük. Washington merkezli Quincy Sorumlu Devlet Yönetimi Enstitüsü'nden Profesör Anatol Levin'in de belirttiği gibi Ukrayna tarafsızlık dahil olmak üzere Rusya'ya diplomatik çözüm önerisi sundu. Ancak ABD bunu ne onayladı, ne destekledi, ne de tekliflerini sundu. ABD diplomasiyi teşvik için hiçbir şey yapmadı. Profesör Levin, ABD'nin Ukrayna'daki savaşı Rusya'yı zayıflatmak için kullanma stratejisinin ateşkes veya barış arayışıyla tamamen uyumsuz olduğunu da kaydediyordu. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kiev'e yaptığı ziyaret sırasında yaptığı bir açıklamada zafer kazanılana kadar ABD Ukrayna'nın yanındadır dedi. ABD'de Barış ve Dünya Güvenliği Çalışmaları Profesörü Michael Clare ise The Nation dergisindeki Zaferin Ölümcül Yanılsaması başlıklı yazısında Biden yönetiminin politikasının Ukrayna'yı harabeye çevireceği ve yüz binlerce insanın hayatını kaybedeceği bir senaryo olarak görüyor. Profesör Clare, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın ABD, NATO ve Rusya arasında bir savaşa dönüşmesini ise çok daha endişe verici bir ihtimal olarak görüyor. Profesör Clare'e göre Ukrayna savaşının bu yönde dönüşmesi nükleer tırmanma riskini büyük ölçüde artıracaktır. Yine Profesör Clare'e göre aralarındaki güç dengesi nedeniyle Ukrayna ve Rusya'nın zafer elde etmeleri pek olası değil. Savaşın er geç ateşkesle sona ereceğini belirten Profesör Clare, yanıltıcı zafer vaatleri yerine daha fazla insan ölmeden veya savaş çok daha kötü bir şeye dönüşmeden şimdi durdurulması gerektiği çağrısında bulunuyor. Türkiye başta olmak üzere çok az sayıda ülkenin hayat kurtarıcı bir rota izlediğini belirten Clare, her iki tarafa hitap edebilen Türkiye, Fransa ve Çin yönetimlerinin ortak çabasına ihtiyaç olduğunu söylüyordu. Bu üç ülkenin taraflara güvenlik garantisi veren bir sonuç tasarlamaları gerekecek. Tarafsız bir Ukrayna, askerden arındırılmış bir Donbas ve bu düzenlemeler için uluslararası destek. Profesör Clare, bu çabaların kolaylaştırılması için tarafların gerilimi azaltıcı adımlar atmalarını öneriyor. Buna göre Rusya nükleer tehditleri, batılı liderlerse zafer konuşmalarını askıya almalılar. Taraflar, mahsur kalan siviller için gıda ve tıbbi yardımların ulaştırılması, yanı sıra güvenli tahliye yollarının oluşturulması konusunda acilen ortak bir çaba içerisine girmeliler. Tarihteki örneklerinden anlaşılacağı gibi savaşları bitirmek onları başlatmaktan çok daha zor. Yine tarih, Ukrayna Savaşı'nın durdurulması için çaba sarf edenleri de Ukraynalıların canı kanı pahasına kendi oyun planlarını ilerletmek için savaşı uzatmaya çalışanları da yazacaktır. Abdullah Muradoğlu.